Bugün Allah'ın izniyle yeni bir esmaya geçiyoruz. Halim. Halim. İ'si uzun. Halim değil. Halim. Değil mi? Okunuşu bu. Halim esması. Şimdi normalde bizim dilimizde de var ya Halim Selim falan böyle geçer. Niçin kullanıyoruz biz onu? Yumuşak başlı, uyumlu. Yumuşak başlı, uyumlu. Başka? Bir ara siz hani onunla ilgili çalışma vermiştiniz bana da. Orada hani farklı bir şey olarak cezalandırmakta acele etmeyen. Yani sonuna kadar hani o hoşgörü, o müsamaha sonuna kadar tanıyan. Şimdi hep Kur'an'ın terminolojisinde ve tefsirlerde hep ceza. Bazı hocalar özellikle otoriteye çok eğilimli oldukları için ve İslam'ı ve Tanrı'yı böyle anlamaya çok yatkın oldukları için bu kavramları, mesela Rahim esmasını, Gafur esmasını hep cezayla anlıyorlar ve cezayı ertelemekle anlıyorlar. Ama bugün Rabbimin getirdiği idrak seviyesine baktığımda hiç onunla alakası yok. O zaman insanların bilinçleri, o zaman demeyelim, çünkü sen hangi seviyedeysen o bilinç seviyesinden sana konuşur Kur'an. Bilinç seviyesi biyolojik yapısına mahkum olan, hayvansı ve hormonlarına mahkum olan insan için ceza. Çünkü hayvanı değil mi böyle terbiye edersin. Ateşle mesela o sirkteki hayvanları, ayıları, fiilleri nasıl? Cezayla, yani tehdit ederek, canlarını yakarak terbiye ediyorsun değil mi? İşte insan biyolojik hormonlarına mahkum olduğu zaman Kur'an'ın da söylediği gibi biz ona ne diyoruz biliyor musunuz? Emredici nefis. Çünkü içgüdüleri emrediyor, hormonları emrediyor. O sırada hormonlarının peşinden gidiyor. İradesinin farkında değil. İrade diye bir yeteneği keşfedememiş. Çünkü yetiştiği ailede iradesi zarara uğratılacak şekilde yetişmiş zaten. İtaatkar olmaya zorlanmış. Kim ki itaatkar olmaya zorlandı, onun hayvanlık mertebesinden insanlık mertebesine çıkması çok zor. Şimdi biz bunu o kadar çok net görüyoruz ki, mesela cemaatlere, tarikatlara filan gidip de o itaatkar yapıdan gelip de bir yazık insanların da birçoğu iyi niyetli, yani Allah'a kul olmak istiyor. Kulların kötü niyetli değiller ki oraya gidenler de. Ama o itaatkar yapı çözülmediği sürece o insanın iradesinin devreye girmesi mümkün değil. Mümkün değil. O zaman hep birisi bana söylesin, ben de yapayım. O duruma gelecek, aklını kullanamayacak, işletemeyecek. Azıcık asilik gerekiyor o zaman değil mi? Kurulu düzene, sisteme aykırı davranma. Asilik mutlaka gerekiyor ama bak şimdi asilik büyük bir yetenek, büyük bir beceri. Fakat o asiliğin içinde kaybolan nice insan var. Ama yerinde kullanılması gerekiyor. İşte yerinde nasıl kullanacak? Yine rehbere ihtiyacı var, yine öğretmene ihtiyacı var, yine peygambere ihtiyacı var, yine mürşide ihtiyacı var. Ne dersen de. Çünkü o asiliği de daha hala hayvansı tabiatından. Mesela bir kedi besleyen bilir, inatlaşır seninle, o asilik, o hayvanda da var. Dediğini zorla yaptıramazsın. Hala o asilik hayvansı tabiatında. Birçok insan asi oluşunu mertebe bakımından üstün görüyor ama hala anlayamıyor ki biyolojisi yüzünden asi veya hormonları yüzünden itaatkar. Bütün bu hikaye nerede devam ediyor? Biyolojik seviyede, hormonal seviyede. Şu bedeninin kimyası seviyesinde devam ediyor bütün iş. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. O yüzden de tabii ki burada ben Halim esmasını ceza kavramının çok ötesine götürmek istiyorum yani. Çünkü bu değil. Bütün ayetlere baktım. 2-3 gündür sürekli bunun üzerine yoğunlaşıyorum, anlamaya çalışıyorum Allah orada ne demek istiyor diye. Ve sonra anladım ki farklı bir kulvardan konuşuyor Allah. Ama herkes kendi idrak seviyesine göre anlıyor, o da başka. Şimdi
Dedik ki Halim hoşgörülü olan, işte Gülperi doğal olarak dedi ki klasik bütün İslam literatüründe cezalandırmakta acele etmeyen. Sanki böyle cezalanmaya hazır bir Allah. Ama hani işte böyle cezalandırmakta acele etmiyor. Geliyor insanın bilincine neyi atıyor bu düşünce? Ceza veren bir Allah kavrayışına. Tıpkı Tevrat'taki Yahova gibi. Ama doğal, çünkü o dönemde insanlar birbirlerine işkence ediyor, kadınlara kaçırıp tecavüz ediyor, cariye diye satıyor, çocukları köle diye satıyor. Zaten o düzende ne var? Hayvani tabiat var. Bunu da bu şekilde anlamaları doğal. Ama bundan sonra inşallah insanın zihin yapısı değişti. Yani Hakşerleri, Hayreler, şu batıdaki aydınlanma devriminin nimetini insan gün geçtikçe daha çok anlıyor. O sayede bizim zihinlerimiz değişti. İşte bu televizyonlar, programlar, her ne kadar bunu yerden yere vursak da artık bize sen masal anlatamazsın. Yani mitolojik olaylarla beni dine çağıramazsın. O yüzden okumuş insan ateist oluyor veya deist oluyor veya agnostik oluyor. Yani bilmiyor. Yani çünkü buna derin anlatan insan yok. Camideki imamın vaazıyla bu iş olmaz yani. Diyanetin anlatmasıyla da olmaz. Diyanet de yani 5-6 yaş seviyesinde anlatıyor dini. Çok acı. Sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji hepsi devreye girmesi lazım. Evet. Ve şu anda çok eksik görüyorum ben. Yani ben kimim ki diyeceksin ama yine de bulunduğum yerde bir insan olarak bir duruşumla bakıyorum ve inanılmaz eksiklik görüyorum. Diyorum ki ben yabancı olsaydım, şimdi ben doğuştan bir Müslüman topluma doğdum ve sevdim yani, sevdim. Ama şimdi ben bir yabancı olsaydım acaba bu anlatımlarla, bu söylemlerle yani cezbolur muydum İslam'a? İnan bana, asla olmazdım. Asla olmazdım yani. Ancak bir Mevlana gibi birisi çıksaydı karşıma, onunla düşünürdüm. Onun halinden etkilenirdim, değil mi? Ha, evet, aynen öyle. Ama bu yazılan kitaplarla, yapılan sohbetlerle, ilahiyat profesörlerinin sohbetleriyle de ben gelmezdim yani. İşin gerçeği bu. Çünkü yeter artık şu masaldan çıksın bu iş. Hikayelerden çıksın bu iş. Şimdi eşsiz ve benzersiz müsamahasına kimsenin erişemeyeceği varlık. Ben bunu seviyorum. Müsamaha. Müsamaha ne demek? Özveri. Tolerans. Bak, Halim ne demek? Hayır, hoşgörü değil. Çünkü hoşgörüyü ayrı kullandık. Müsamaha, izin veren demektir. Hata işlemene izin veren. Hataya düşmene izin veren. Çünkü neden? Sen bununla büyüyeceksin. Sen bu hatayla büyüyeceksin. Başka bir yerde ne diyor? Tam bunu anlatan bir ayet. Eğer siz hiç günah işlememiş bir topluluk olsaydınız, ben sizin yerinize günah işleyip, günahından ders çıkarmış, tövbe etmiş topluluk yaratırdım. Çünkü neden? İnsan neyle büyüyor? Hata yapa yapa yapa, hatalarından yana yana yana, pişmanlık duya 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 büyüyor. Pişmanlık duymayan insan büyümüyor. Şimdi bizleri bir başkasına karşı anlayışlı kılan ne? Daha önce o yolu yürümüşüzdür, canımız yanmıştır. Kendi pişmanlıklarımızdan karşıdaki kişinin yaptığı hatayı hoş görebiliyoruz. Ama eğer sen kendi yaptığın hatanın idrakine varamamışsan, bundan dolayı pişmanlık duyamamışsan, o yüzden karşıda çok hoşgörüsüz bir insan oluyor. Müsamahasız insan oluyor. Hoşgörüyle müsamaha arasındaki bağlantı ne? Halim esması arasındaki bağlantı ne? Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Klasik literatürde böyle anlatılmıyor. Hep sanki Allah yasak koyan ve cezalandırmayı erteleyen. Hayır, Halim esmasında çok açık ve net izin veren, hata yapmana izin veren, hatalarından ders çıkarmanı arzulayan ve bununla büyümeni isteyen. Dönüp dönüp bunu anlatacağız.
Dönüp dönüp bunu anlatacağız. Önce İslami literatürden gideceğim. Sonra da pedagojik, psikolojik olarak. Şimdi diyor ya, cezalandırmakta acele etmeyen diye. Hayır, onu şöyle anlayacaksın. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ceza karşılık olarak geçiyor. Ayetleri doğru takip ettiğinde cennetin de bir ceza olduğu söyleniyor. Ödül yani. Hayır, karşılık. Evet. Ödül değil. Evet. Çünkü cehennem de bir ceza, cennet de bir ceza. Yani Kur'an-ı Kerim'deki cezanın literatür anlamı ne? Karşılık. Karşılık. Yaptığın iyiliklere karşılık. Evet. Ceza olarak cennet, yaptığın kötülüklere karşılık. Ceza olarak cehennem. Ceza neymiş? Karşılık. Cezalandırmakta acele etmeyen. Ha, o zaman bu kavram üzerinden derin düşünelim. Ektiğin kötülük tohumunun hasadından seni koruyan. Kendim ettim, kendim buldum. Allah ceza vermiyor sana. Çünkü sen hep böyle anladığın için, annen baban seni dövdüğü için, hakaret ettiği için, eleştirdiği için, yargıladığı için Allah'ın cezasını hep annen baban üzerinden anladın. Dövülmek, hakaret edilmek, iteklenmek olarak anladın. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in metinine dikkatlice baktığında cezanın karşılık olduğunu görüyorsun. O zaman şu, yaptığım kötülüğün karşılığını bulmaktan beni koruyor. Çünkü her yaptığım kötülüğü ektiğim tohum olarak düşün. Habire bir tokat, habire 10 tokat, ben ne zaman büyüyeceğim? Ne zaman yaptığımı idrak edeceğim? Ne zaman pişman olacağım? Ne zaman yanacağım? Halbuki dedi ki, bu dünya hayatından murat ne? İmtihan. İmtihan niye yapılır? Sınıf atlamak için. Sınıf atlamaktan kasıt nedir? Bilinç değişikliği. Yani kim gelişmiş, olgun. Kim gelişmemiş? Kim gelişmiş, gelişmemiş? Olgun. Demek ki buraya biz bir tohum olarak geldik, olgunlaşmak üzere. Hanginizin daha iyi işler yaptığı? Değil, 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 değil. Hatalarından yapa yapa büyüyeceksin. Böyle büyümedin mi? O çıkmaz sokaklara girdin, kafanı duvarlara vurdun, yandın. Burada büyüdün değil mi? Hiç hata yapmamış bir insan zaten mümkün değildi. Eğer öyle bir insan olmuşsa şöyle geliyorlar benim karşıma, size söyleyeyim. Şu şekilde. Obsesif kompulsif hale gelmiş. Fibromiyalji. Beden kas katı, fasyası yapışmış. Hiç özgürlük alanı tanınmadığı için hasta olmuş. Yazık, günah değil mi? Yaşamıyor. Yaşamıyor o insan. Ölü. Ölü. Halbuki Allah biz ölü, yaşayan ölüler olalım diye mi dünyaya gönderdi? Yaşam nerede var? Yaşam, hatalar yaparsın, geri dönersin, yanarsın, ağlarsın, karşıdaki kişiyi anlarsın, sevinirsin, mutlu olursun. Yaşam budur yani. Hareket vardır hayatında, donukluk yok. Hep böyle cezalandıracak bir Allah anlayışıyla böyle kas katı Müslüman dünyanın geldiği nokta. En sonunda çocuklar yeter be deyip şimdi deizm falan diyorlar değil mi? Diyorlar. Evet. Desinler yani. Evet. Desinler. Desinler yavrular, günah değil mi onlara böyle bir hayat biçmek, yani bir elbise biçmek. Evet, hep kısıtlama, ya. Hep ceza, cehennem, ya. Ateş. Ama halbuki bu dediğimin burada çok netleşmesi lazım. O yüzden dedim Allah bana yardım etsin. Çünkü bu esma, şimdi gittikçe daha çok anlayacaksınız önemini. İslam'ın temelinin buraya oturduğunu, hani İslam hoşgörü dinidir. Herkes böyle klasik. Niye hoş görüyorsun? Niye hoş görüyorsun? Şimdi Mevlana 17 Aralık gelecek. Hoşgörünün ete kemiğe bürünmüş hali. İdrak ettin mi? Anladın mı? Ne demek istedi? Ne yaptı? Şimdi slogan. Hep sloganlarla yaşıyoruz. Biz de öyleyiz. Sloganlarla yaşıyoruz. Sloganlarla. Ya bir başkasının aklıyla yaşamayı bırakmak lazım artık. Yani klasik İslam literatürünün dışına çıkmak lazım arkadaşlar. Onlar o dönemin anlatım tarzıydı.
Bilim değişti, teknoloji değişti, psikolojide inanılmaz farkındalıklarımız arttı. Pedagojide inanılmaz arttı, antropolojide çok büyük keşifler oluyor. Yani lütfen, o zaman insanların bundan haberleri yoktu, bilinçleri evrilmemişti. O zamanın şartları. O dönemi reddetmek de doğru değil. Ben şimdi üniversiteye gitmem için ilkokulu bitirmem lazım. Üniversiteye geldim diye ilkokulu gereksiz görmem ne kadar komik değil mi? O bilinç evreleri de yerinde. Her şey adım adım. Ama orada takılı kalmak zorunda değilsin. Evril. 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 Evet. O zaman Halim esması artık şöyle anlayalım. Kulun yaptığı hataların bedelinden uzun bir zaman onu koruyan. Belki olgunlaşır. Belki ders çıkartır. Büyür. Ama eğer pişmanlık ateşi gelmezse belli ki canı yanması lazım. O zaman birisi de onun canını yakacak ki yaptığı şeyin ne olduğunu anlasın. Ama neye karşılık? Kendisinin bir başkasının canını yakmasına karşılık verilen zamanı doğru değerlendirmedi. Ondan sonra ve neden? Yine Allah'ın rahmetinden. Öteki tarafa çiğ gidecek. Öteki tarafa yoz gidecek. Ham gidecek. Ama Allah yine merhamet ediyor. Diyor ki bu anlamadı karşı tarafa verdiği zararı. Hiç olmazsa şimdi birisi onun ayağına bassın, kuyruğunu çeksin, canını acıtsın. Ondan sonra anlasın ne yaptığını ve o derdine derman ararken bir anda anlasın ki o da bir başkasının canını yakmış. Yine Tevvaburrahim tövbe kapılarını açık bırakmış olacak. Bu önemli. Allah yarattığını bilendir. Yarattığı insanın bütün zaaflarını o vermedi mi? Nefsini o verdi, onu bir hayvan bedeninin içine koydu, hormonlarını verdi, sosyalleşme diye bir pedagojik bir ilke verdi. Bu sosyalleşme de kültürlere göre değişecek. Hangi anne babada, hangi toplumda doğduysa değişecek. O yüzden mesela bir hırsızlığın normal görüldüğü toplumda doğan bir çocuk hırsızlığı normal görecek. Bütün bunları bildiği için Rabbim hoşgörülü. O kişinin neler yaşadığını bildiği için, hangi yolculuktan geçtiği için, içini biliyor, hayat hikayesini biliyor, içine koyduğu malzemeyi biliyor, bu malzemeyle neler olduğunu biliyor. O zaman nasıl Allah bir anda Yahudilerin Allah'ı gibi tak bir tokat vur kafaya bir yumruk, yani böyle olsun. Ama hayvanlık mertebesindeki insanlık hep hayvanların dilinden anladı. Hep böyle cezalandıran, sopa tutan, tamam, o evrede. Çünkü bizim ilk başladığımız yer bu biyolojik bedenin içi. Bir çocuğu düşün. Bir çocuk hayvanlık mertebesinde değil mi? Yiyor, içiyor, kakasını yapıyor, uyuyor. Ne farkı var? Çocuk saf bir hayvanlık mertebesinde. İçerisinde sadece potansiyel olarak insanı kamilin tohumu var. Allah'ın nefesi var. Her doğan insan yavrusu saf hayvanlık mertebesinde. Onun idraki yok ki. Böyle sevgi, şefkat, merhamet, cömertlik, adalet, bunları burada öğrenecek. Veya kin, nefret, öfke, onları burada öğrenecek. Ya geldiği mertebenin altına düşecek, yozlaşacak. İşte onlar hayvanlardan daha aşağı ayeti. Veya geldiği mertebenin üzerine çıkacak. Ailesiyle beraber, aldığı eğitimle beraber. Veya ailesi onu rezil edecek. Ama kaderinde korunmuş olmak olacak. Karşısına öyle bir insan çıkacak ki onu esfeli safilinden eşrefi mahlukata çıkaracak. Bilmiyoruz. Kimin ne yolculuğu olacak bu dünya hayatında? Bilmiyoruz. Ama herkes eşit bir düzlemde doğuyor. Nerede? Saf hayvan tabiatında. Yemek, içmek, tuvaletini yapmak, kendine bakamıyor zaten.
Bir izleyin çocukları, bebekleri. Ama Allah ne yapıyor? Bizlerin içine saf merhamet koyuyor. Bebeklerimize büyük bir merhametle yaklaşalım ve bu merhametle olgunlaşsınlar diye. İşte bunu alamadıkları zaman o insan tohumu olarak doğan yavrular arızalı olacak. Ya Allah bunun için cezalandırır mı? Bak, 12 seri katilin analizi yapıldığında 12'si dünyanın gelmiş geçmişi en Allah muhafaza, Allah korusun ya Rabbim, bunlarla imtihan etmesin. İdamlarından önce hani bunlarla psikanaliz yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Bu 12'sinin de ortak özelliği anneleri tarafından işkenceye uğratılmak. Kiminin üzerinde sigara söndürüyor annesi, kiminin üzerinde kakasını zorla yediriyor, çişini yaptı diye bodrum kata kapatıp 3 gün 4 gün yemeksiz aç bırakıyor. Şimdi bu çocuk ne olacak? Psikopat olacak. Psikopat olacak ve zaten öldürdükleri de hep annelerine benzeyen insanlar. Şimdi biliyor ki Allah ve şimdi psikoloji bilimi, pedagoji bilimi çok ilerledi. Bunların beyinleri düzelmiyor. O yüzden bir başkasını gidip canını yakacaklar. Onların katli caiz oluyor. Hem onlar için bu dünya hayatındaki işkencelere sona ersin. Onların iç dünyasını düşünebiliyor musun? Karanlık. Karanlık. Hem kendi çocuklukları ve bir an önce Allah'a kavuşup temizlensinler. Yaptıklarına karşılık da bedelleri ödensin. Yine Allah'ın merhametinden. Dünya hayatının o rezilliğinden kurtuluyorlar. Çünkü onların nefisleri senin benim gibi değil artık. Bir de o öldürdükleri insanların sahneleri. O vicdan rahat bırakmaz ki. Gerçi onların vicdansızlık hastalığı varmış. Yani beyinleri bizim gibi değil. Ama beyinlerinin bizim gibi olmayışlarının nedeni yetiştikleri aile, doğdukları aile. Şimdi sen bir de üzerine orada cehenneme mi atacağını düşünüyorsun? Ne zaman idrak geliyor? Ne zaman idrak geliyor? İlmin arttıkça hilmin artıyor. İlmin olmazsa hoşgörün de olmuyor. Slogan olur senin için. Slogan olur. Halim yargılamaz. Ayıp görmez. Kusur görmez. Neyine kusur görecek şimdi anlattığım insana? O kadar korkunç koşullarda büyümüş ki. Ama toplumu korumak için evet onun idam edilmesi gerekir. Çünkü düzelmiyor. Hem onu kendisinden kurtarmak için, hastalıklı yapısından kurtarmak için, hem de bir başkasının canını yakacak, durmayacak. Yani bir tanesi 20 tane öldürmüş mesela, durmayacak. O bir tanesi sen olabilirsin, kızın olabilir, bacın olabilir, durmayacak. O yüzden toplumu diyeceksin ki hapishanede kalsın. Belki bir gün oradan çıkacak. O şey var diye kuzuların sessizliği. O gerçek biliyorsunuz değil mi? Gerçek. O gerçek. O gerçek. Bir seri katilden yola çıkarak, esinlenerek hapishaneden nasıl kaçtı? Adamın derisini, yüzünü soydu. Evet. Kendi yüzüne yapıştırdı. Evet. Herkes onu gardiyan zannetti, öyle dışarıya çıktı. Çok zeki oluyorlar. Çok zekiler. Öldürdükleri kurbanın etini yiyor. Evet. Bu gerçek. Şimdi diyecek, bazıları diyecek ki idam kalksın. Canım eğer sen onunla buluşmak istiyorsan, ama ben hayır. Böyle insanları hem kendilerinden kurtarmak için, hem toplumu rahatlatmak için, evet, hem de öldürdüğüne karşılık öldürülerek cezasının eşitlenmesi için kısasta hayat vardır. En hak ve doğru olan bu. Ama kalkıp da siyasi suçluyu idam etmek, yani işte gücü elinde bulunduran her dönemde insanlar, kendilerine aykırı düşünen insanlara ilk gidip onları idam ediyorlar. Buna karşıyım tabii. Yani fikirlerinden dolayı bir insana idam edilmesi, öyle bir şey olsaydı müşriklerin hepsini kılıçtan geçirirdi Peygamberimiz. Benim gibi düşünmüyorsun. Öyle bir ayet var mı? Ne zaman savaşma emri var? Nefsi müdafaa, can güvenliği, ırz güvenliği. Değil mi? Evet, hiç öfke bilmeyene asla halim denmez. Halim, öfkelenme yeteneği olduğu halde merhameti öfkesine galip gelen zat. Kontrol.
Hı-hı. Birinci derece tanımama bu. Allah'ın da biliyorsunuz müntekim, intikam alan. Ama kendi için mi intikam alıyor? Allah yani namaz kılmadı, intikamımı alayım. Oruç tutmadı, intikamımı alayım. Şimdi İslam'ı böyle anlatıyorlar. İslam'ın en temel değerlerini yerle bir edip namazdı, oruçtu, başörtüsüydü. Onunla kafayı bozmuş durumdalar. Halbuki ayetleri dikkatlice okursanız Allah ne zaman intikam alıyor? Benim zulmüm bir başkasına o kadar artıyor ki bir topluluğa. Defalarca Allah bana fırsat veriyor, dönerim diye, tövbe ederim diye, pişmanlık duyarım diye, hayvanlığımdan bir tık yukarı çıkarım diye, ne yaptığımı anlarım diye idrakimin genişlemesini bekliyor. Bakıyor ki idrakim genişlemiyor. Hem bir başkası benden o kadar zarar görüyor ki onu o zarardan korumak ve beni de kendi nefsimden korumak için iyice azıtmayayım diye. O zaman benden intikam alıyor. Kim için? Diğer varlıkların sınırlarına girdiğim için, haddimi aştığım için. Yoksa müşriklere bile o kadar Allah'a küfrediyorlar, tanımıyorlar, isyan ediyorlar. Ebu Cehil'in canı niye alındı? Onun için mi alındı yani orada Bedir Savaşı'nda? Hayır. Bilal'e yapılan zulmü hatırlayın. Müslümanların 1. Habeşistan, 2. Habeşistan, en sonunda Medine'ye gitmek zorunda kalışlarını hatırlayın. 3 sene boykot yıllarını hatırlayın. Çocuklar açlıktan ölüyorlardı. Ve hurma ağacının kabuğunu sıyırıyorlardı. Derileri o kadar incelmişti ki yedikleri hurma mavi lifler olarak midelerinde gözüküyordu. Artık o çocukların feryatları göğe ulaştı, yandı. O yüzden ama Allah yine erteliyor. Medine'de işte Bedir Savaşı gerçekleşecek ve bütün bu elebaşları orada ölecek. Müntekim olan Allah intikam alacak. Ama niçin, kimlerin? O çocukların intikamını. Kimlerin? Bu baskıyla. Çünkü bir boykot yılında onlara yemek verilmedi, kız alınmadı, kız verilmedi. Onlara yardım yapılması engellendi açlıktan ölsünler diye. Bütün bunların bedelinde hemen de değil. 13 yıllık Mekke'nin hikayesinden sonra bu Bedir oldu. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Allah'ın müntekimliği, Allah'ın zatıyla, şahsıyla ilgili değil. Bir başkasının diğerine verdiği zararla ilgili, durdurmak için. Sen de bunu istemiyor musun? Mesela Özge Can'a tecavüz edildi, öldürüldü, istemiyor musun? Münevvere istemiyor musun? O 6 yaşında veya o Kayseri'de 3 tane çocuk bayramda gelmişler, kapısını çalmışlar. Bir sene sonra bulundu. Adam bir de gidip hep her cuma başlarında Kur'an okuyormuş. Biliyorsunuz değil mi? Adam cenazeye katılmış, yan komşu. Ağlamış, dövünmüş. Her perşembeyi cumaya bağlayan gece çocuklara Yasin okumuş. Her cuma gidip hiç kimse demiş ki bundan olamaz. Adam çocukları da var. Niye öldürmüş? Tecavüz etmiş, üçüne konuşmasınlar diye. Demek ki din eğitimi değil. Maneviyat eğitimi. Ahlak. Maneviyat. Sen maneviyatı ver. Bak peygamberimize ilk inananlar vahiy mi vardı ortada? Kimler bunlar? Zaten güzel ahlaklı. Hepsi güzel ahlaklı olanlardı. O yüzden senin din eğitimin insanları yozlaşlaştırıyor. Ensar Vakfı'nda 44 erkek çocuğuna. Ki kol kırılsın, yen içinde kalsın. Her yerde tutuyorlar. Çünkü sen dini öğreteceğim diye hayvanlık mertebesinde bırakıyorsun. Ezberle şunu. Ezberle şu ayeti. Bir tekme. Namazını kıl. Orucunu kaçırma. Çocuğu hayvanlık mertebesinde tutuyorsun. Sen önce çocuğunu insan et. Sonra dini tebliğ edersin ona. Sen önce onu insan etmeye çalış. Allah'ın fiilleri arasında öfke vardır. İşte müntekim gibi. Bu öfke elbette insani öfkeye benzemez. Fakat Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Zira ilahi gazap
Allah'a hiç isim olmamış. Esma-ül Hüsna'da isim olarak göremiyoruz onu. Fiillerinde var. Yani bir eylem olacak. Bu eylemi durdur, biraz önce anlattığım gibi. Ama o kendi başınayken bizzati sevgi dolu, şefkat dolu, merhamet dolu, cömertlik dolu, hoşgörü dolu, kucaklayıcı, anlayış dolu bir varlık. Ne zaman kullanacak gazabı? Bir yarattığı, diğer yarattığının canını yaktığında. Yoksa kendi zatında yok bu duygu. Ben kendi zatıma rahmeti yazdım. Yazdım diyor. Ama hiçbir zaman celali falan söylemiyor. Gazabı veya öfkeyi söylemiyor. Şimdi ben vaazlar dinliyorum internette veya camiden, cuma günü işte dışarıya veriliyor. Sesinde en ufak bir rahmet yok ya. %99'u böyle ya. Bağırarak konuşuyor, kavga ederek konuşuyor. Din böyle tebliğ edilmez. Peygamberimizin konuşması tane tane. Her bir kelimenin arasında bir boşluk. Nerede de yani bilmiyorum artık. Yorum yapamıyorum ya. Bu da Allah'tan diyorum ben. Bu da Allah'tan. Evet. Sadece mastar ve fiil olarak geliyor öfke. Ama rahmeti ve hilmi ona isim olmuş, o kendisini Halim ismi olarak tanıtmış bize. Halim ismi.